sevmedim ben bu dünyanın bu yapısını. Anlatabiliyor muyum? Yani evlenmektir, ev tutmaktır, arabanın markasını değiştirmektir yavaş yavaş. Ben bunları pek sevmedim. Ya içten içe insan hep düşünüyor bunu. Ben hep çok ufaklıktan beri işte uğraşırdım bu işte bir şekilde. Hatta şeyde şimdi gazetelerde görüyorum bayağı ilanları var. Beyoğlu'nda bir sürü ajans vardı eskiden, figürasyon ajansları. 15 yaşımda falan onlara kaydolmuştum. Ben işte 2-3 dizide ve arkada sinema filmlerinde falan rakı içen adam, dans eden çocuk falan gibi öyle şeylere gidiyordum. Arkadan geçen, fonda duran, simit yiyen, mahzulara simit atan tiplerden biriydi. Sonra sette ne kadar kötü davrandıklarını fark ettim oyunculara. Okulda gidip oyuncu olmaya karar verdim. 80 çocuğu, 80'lerin getirdiği bir büyük düşünme, kendini olduğundan büyük fazla gösterme, bir gösteriş çağı başladı. O gösteriş bana uymuyor. Yani ben öyle bir aileden gelmedim, öyle bir semtten de geldim. Garip de geliyor bana. O gösteriş ne bileyim yani bana içi boş geliyor. Bir savaştan bahsetmiyorum ama var olmak da var yani. İnsanın zaten var olma savaşıdır. Biriyle bir şey yapmasına gerek yok yani. Kendi hikayesini anlatması, işte derdini anlatması işidir bu zaten biraz. Onu yapmayıp, tercih etmeyip aman işte biraz şunu koyalım, şu meşhuru koyalım, biraz şu çıplığa koyalım, biraz şu şarkıcıyı bilmem ne yapalım deyip böyle bir yemek yapma hali var, bir aşure işi. Yani bu işler bizi bir yere götürmez. Yani 10 sene sonra gülmeye başlarız bunu. 20 sene sonra seyrederiz ve güleriz yani. Çünkü anlarız ne yaptığımızı. Bugün belki günü kurtarırız ama sinema öyle bir şey. Sinema belgedir. Yani hikayeler belgedir yani. 50 sene sonra karşına çıkar. İşte utanmadan seyredebilecek misin o filmi yaptığın zaman? O önemli yani. Matematikte doğrunun tanımı bir noktadan bir noktaya gitmenin en kısa yoludur, tamam mı? Şimdi bu nokta, ilk nokta şey diyelim. Bu işe karar verme, bu işi yapmaya karar verme noktası diyelim. Ve işte kariyer deyin isterseniz, isterseniz yol deyin buna. Ben kısa yolu tercih etmiyorum. Kısa yol beni ilgilendirmiyor. O noktaya gideceğim zaten biliyorum ya. O beni ilgilendirmiyor. Ben böyle şey merak ediyorum. Mesela burada da ne yapıyorum? Artık İstiklal Caddesi'nden yürümüyorum. Arka sokaklardan. Çukur Cuma'dan. Cihangir'den ya da öbür taraftan, tarla başından yürüdüm. Oralar daha güzel geliyor. Orada daha çok hikaye var. Burada bir kalabalık ruh, her yerden hiç İstanbul'a ait olmayan müzik sesleri, acayip bir gürültü. Yani işte orada olmak istemiyorum. Çünkü artık kaybolamıyorum o kalabalığın içinde. Şu anda mesela oyunculuk bir meslek ama aynı zamanda da bir, işte onu diyorum, şimdiki durumda yani Türkiye'deki iş koşullarında ben bir esnafım. Yani dükkanım da bu. Türk sineması. Mesela gemide çok heyecanlandıran bir şeydi bizi. Yani altın portakal alması bizim için acayip güzel bir haberdi yani. İstiklal Caddesi'ni kutlamıştık. Çağ'ın o işin hem senaristi hem yönetmeni. Çağ'ın bir derdi var. Belli. Yani işte Mor ve Ötesi'nin şarkısı, filmin şarkısı da odur yani. Bir derdim var. Derdi olan adama derdini anlatması için yardımcı olmak lazım. Yani öyledir yani. Biz de eskiden böyleydik. Kimse psikiyatriste gitmezdi yani. Psikoloğa gitmezdi. Para verip birine dert anlatmazdı yani. Yani şeyin bu sanat meselesinin en tatlı durumu, sen derdini anlatırsın, millet para verip dinler. Bir sene, iki sene daha biraz kafayı salimleştirmek istiyorum. Çok proje var. Eskiden benim topladığım yani epey bir şey birlikte bir şeyler yapacağım herhalde. Tiyatro olur. Bilmiyorum artık ne getirirse. Her şey olabilir. Form çok çünkü yani. Radyo tiyatrosu bile olabilir yani. Sorun değil. Müzik